Nihma. Sevgili kardeşlerim. Nasıl oldun? İstirahat etmemi söylediler. İyiyim ama. Attan düşmüşsün. Attan düşmedim Selim. Dallara takıldım sadece. Bensiz gidersen olacağı bu. Ahın tuttu değil mi? Ben sana öğretirim, düşmezsin bir daha. Düşmedim diyorum size. Ne güzel, derslere de gitmezsin. Dairemin tadını çıkarırım ben de biraz. Boşuna heveslenme, validem geri dönecekmiş. Ne dedin sen? Öyle söylüyorlar. Babam izin vermemiş. Mehmet! Kardeşim doğru söylüyor. 3 günlük saltanatı sona erdi. Olamaz. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri. Mihrimah. Güzel kızım. Ağrın sızın var mı? Hareme almamı istediğiniz hatunlarla alakadar oldum. Birazdan yerlerini ayarlayacağım. Bir görseniz berbat haldeler. Vallahi üzerlerinden çıkan kirleri. Bırak şimdi onları. Hünkârımızı ikna edemedim. Bu gece daireyi boşaltmamı istedi. O halde toparlanalım. Olmaz. Bu gece kötülerden birini seçmeye mecburuz sultanım. Sultanım. Ne oldu Gülşah? Hatice Sultan Saray'a taşındı. İbrahim Paşa gelene kadar burada kalacakmış. Bir bu eksikti. Ne oldu halacığım? Neden ağlıyorsun? Hiç. Eğer ağrın varsa? Daireyi elinden alacaklar ya, ona ağlıyor. Mihrimah. Ben burayı çok sevmiştim. Burası benim dairem olacaktı. Ama annem dönecekmiş buraya. Üzülme halacığım. Sana da başka bir daire tahsis edilir. Olmaz. Ben burayı istiyorum. Babacığım ne olur müsaade edin, burada kalayım. O zaman Hürrem'e başka bir daire tahsis edilecek. Hatice'm. Bağışlayın. Manasız şeylerle canınızı sıktım. Olsun. Hünkârımız Valide Sultan'ın dairesinde kalmama izin vermiş. Sahiden mi? Evet. Dile benden ne dilersen. Ne dilersen mi? Makoç oğluyla evlenmek dışında tabii. Sen yaparız o halde. Bunları düşünme şimdi. Yeterince vaktin olacak. Annen olarak sana söz veriyorum. Kimi seversen. Kimin için kalbin çarparsa onunla evleneceksin bir gün. Söz mü? Söz. Rahmetli validemiz size defalarca anlattı. İbrahim, Mahidevran hepimiz anlattık. Ama görüyorum ki ne olursa olsun bizi dinlemeyeceksiniz. Hatice. Hürrem bir hançer hünkârım. Sizin ve hanedanımızın sırtına... Laflarına dikkat et.
Sana olan sevgim söylediğin her şeye tahammül edeceğim manasına gelmez. Hünkârım. Bizi yalnız bırakın dedim. Hünkârım, mühim bir haber geldi. İbrahim Paşa ile alakalı. Türkmen süvarileri Diyarbakır yolunda pusu kurmuşlar. Gelecek. Biraz uyuması lazım. Ciddi bir yara değil hünkârım. Paşa Hazretleri iyi. Ordunun başında Halep'e varmak üzereler. Hadise nasıl olmuş? Türkmen süvarileri pusu kurmuş. Akabinde saldırmışlar. Paşamızın kurtulması bir mucize. Tahmas bu alçak saldırının bedelini ödeyecek. Hazırlığını yap Ayas Paşa. Yola revan olma vakti geldi. Emredersiniz hünkârım. Çekilebilirsin. Süleyman. Dairede kalmama müsaade etmişsin. Benim için yaptığın bu... Senin için değil Hürrem. Mehrim ayı için müsaade ettim. Bağışla beni. Niyetim seni üzmek değildi. Çekilebilirsin. Mustafa sefere katılmayacak mı? Hayır. Yokluğumda devleti ona emanet edeceğim. Bu çok büyük bir onur hünkârım. Fakat üzülecektir. Malum sefere katılmayı çok istiyordum. İyi bir asker olacağından şüphem yok. Lakin evvela iyi bir devlet adamı olmalı. Mahidevran ne olacak? Siz sefere çıkar çıkmaz Manisa'ya gidecekti. Hünkârım, süt anneniz Afife Hatun geldiler. Gelsin. Hünkârım. Sultanım.
sana yazdığı mektubu aldın mı? Aldım sultanım. O halde vaziyet malumun. Bu bir sır değil sultanım. Kürem Sultan ve yaptıkları herkesin dilinde. Anlaşılan o ki hünkârımız dışında hiç kimse sevmiyor onu. İnan bana haklı sebepleri var. Hanedanımızın istikbali tehlikede. Hünkârımız hakkında dışarıda konuşulanlar beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Bilhassa tek bir hatuna bağlı kalması çirkin dedikodulara sebebiyet veriyor. Haremdeki hatunlar da mutsuz. Hünkârımızın hayaliyle yanıp tutuşurken yüzünü dahi göremiyorlar. Öyle devam ederse haremde büyük bir isyan çıkacak. Uzun lafın kısası. Hünkârımızı Hürrem'in vesayetinden kurtarmanı istiyorum. Sultanım. Seni utandıracak hiçbir emir vermeyeceğim Afife. Senden tek isteğim haremin nizamı neye gerektiriyorsa onu yapman. Kaideler, teamüller neyse. Fatma, sabrımı taşırmadan kalk oradan. Ah Gülşah. Kuyruğuna basmadan defol git şuradan. Sana ne diyorsam onu yap. Yapmazsam ne olacak? Yürü dedim sana. Çek ya şuradan. Gel ben buraya. Bırakın parçalı. Gel buraya. Ne oluyor burada? Gel seni. Sen de kimsin? Senden emir mi alacağız? Haddini bil. Karşındaki Afife Hatun. Kesin sesinizi. Kiraz Ağa. Buyurun Afife Hatun. Yatır bunları falakaya. Ne falakası? Ben Hürrem Sultan'ın sağ koluyum. Ben de Şehzade Mustafa'nın gözdesiyim. Kılıma dokunamaz. Nedir bu rezalet? Afife Hatun geldi sultanım. Gülşah'la Fatma kavga edince ceza vermiş. Ay eliniz dert görmesin. Bunların hırgöründen bıkmış usanmıştık. Vallahi ve tillahi. Adam hazır mı Sümbül? Hazır. Eşyalarınız taşınır taşınmaz geçersiniz inmiş. Bu kadar kafi. Bundan böyle aklınızı başınıza alın. Zinhar kavga, dövüş istemiyorum. Kaidelere riayet edeceksiniz. İtaat etmeyen, nizamı bozan her kim olursa olsun canını yakarım. Hürrem Sultanım. Afife Hatun sensin demek. Hünkârımız senden çok bahseder. Nihayet tanıştık, hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Şeref duydum. Vazifeme başlamadan evvel ziyaretinize geliyordum. Fakat bir hadiseye müdahale etmem icap etti. Gördüm, evet. Ne diyelim, hak eden hak ettiğini almalı. Yolculuk nasıl geçti? Bir hayli yorucuydu sultanım. Zira Trabzon Sarayı'ndan pek çıkmadım ben. Bugün yarın dinlen. Senin için hususi bir oda hazırlattım. Başkaca ihtiyacın olursa da söyle. Eksik olmayın sultanım.
Afife Hatun, kim bilir hakkımda neler anlattılar sana. Ne cadılığım kalmıştır ne büyücülüğüm. Dedikodulara itibar etmem ben sultanım. Hünkârımızın kıymetlisi benim de kıymetlimdir. Ağla. Çekilebilirsin. Nazlı. Buyurun sultanım. Bu Hatun Hatice Sultan'ın bize bir hediyesi. Bu hediyeyi karşılıksız bırakmak olmaz. Perçem Ayası ile Nigar meselesini bir an evvel çözsün. Emredersiniz sultanım. Sultanım. Mihrim Ağla Mehmet'e baktın mı? Baktım sultanım. Keyifleri yerinde. Çok güzel olmuşsunuz. Hünkârımızın yanında olacağım. Bu küskünlüğe bir son vermem lazım. Bu zerafet karşısında kim durabilir sultanım? Daha olsa yıkılır. Umarım kapıdan çevrilmem. Bu gece Perşembe sultanım. Muhakkak kabul edilirsiniz. Bir şey söylemedi. Fakat Mustafa'nın buraya geleceği kesin. Sefere gitmeyecek mi yani? Hayır. Gitmeyecek. Sevinmen lazım Mahidevran. Hünkârımız o kadar güveniyor ki. Saltanat vekili tayin etti. O halde benim gitmeme lüzum yok. Mustafa'mla birlikte döneriz. Hürrem öğrendiyse deliye dönmüştür. Hünkârımız sefere gidince Mustafa'm vekil olacak. Bu Hürrem'i mahvetmeye yeter. Sakın Mahidevran. Mustafa'yı bu meseleden uzak tut. Hürrem'i biz mahvedeceğiz. Sultanım. Sultanım. Afife Hatun, yerleştin mi? Rahat mısın? Yerleştim sultanım. Sayenizde rahatım. Bir eksiğim yok. Güzel.
Afife Hatun. Malum. Hünkârımız sefere çıkıyor yakında. Gitmeden bir eğlence tertip edilmesini istiyorum. Halihazırda ordumuz seferdeyken münasip olur mu sultanım? Büyük bir eğlence değil. Sadece hünkârımız için. Malum. Nasıl başlarsak öyle devam eder. Gelmeyeceksin sandım. Bir mesele mi var? Hayır, ben sana geldim. Epeydir yalnız kalamadık. Özledim. Bu gece çalışmam icap ediyor. Yakında gideceksin. Hasret kalacağım. Odana dönüyorum. Hünkârımız için bir eğlence teklif edeceğim. Hazırlıklarla bizzat sen alakadar ol. Sümbül Ağa'ya ne diyeceğim peki? Benim talimatım olduğunu söylersin. Üç hatun seç. En iyileri olsun. Bana da haber ver. Göreceğim hatunlar. Sultanım.